99. soru. Bir yere dayanmaksızın yerde bağdaş kurarak veya ayaklar uzatılarak uyuklamak abdesti bozar mı? Bir yere dayanmaksızın yerde bağdaş kurarak veya bağdaş kuruyorsun veya ayaklarını uzatıyorsun. Ayakları uzatmış olarak uyuklamak abdesti bozar mı? Ama bak kriter ne arkadaşlar? Ölçüt. Yani tam ölçüt değil aslında bu ama. Tam ölçüt değil ama söylenen şey bir yere dayanmadan. Şimdi arkadaşlar asıl olarak uyku abdest bozamaz. Bozmaz. Asıl olarak uyku abdest bozan bir şey değildir. Uyku insanın abdestini bozmaz. Uyku insanın abdestini bozan bir şey değildir. Peki uyuduğumuz zaman abdestimiz bozulur. İnsan uyuduğu zaman mafsallar, eklemler gevşer. Beden ne yapar? Gevşer. İnsan kendine hakim ne yapmaz? Olmaz. İnsan kendine hakim olmadığı bir sırada insan bedeninden abdesti bozacak bir şey çıkması mümkündür. Mesela insan ne yapar? Gaz çıkartır, affedersiniz. Mümkündür. İnsan bunun farkında ne yapmaz? Olmaz. Dolayısıyla uyku abdesti hükmen bozar. Hakikatte bozmaz. Ama şu var ki muhtemelen abdest, uyku sırasında abdesti bozacak bir şey olmuştur dersin ve ne yaparsın? Abdestin bozulduğu gibi hareket eder. Abdest almak zorundasın. Abdestin bozulduğu diye hareket edersin ve abdest almak zorundasın. Hani hükmen deyince işi gevşek anlamayın. Tamam. Tamam mıyız arkadaşlar? Asıl da abdesti bozan uyku değildir. Abdesti bozan uyku sırasında insanın bedeninden abdesti bozacak bir şey çıkma ihtimalidir. Kuvvetli ihtimalidir. Tamam mıyız? O zaman öyle bir uyku ki o uykuda böyle bir ihtimal yok. O zaman o uyku abdesti bozmaz. Uyku niye abdesti bozdu? Abdesti bozacak bir şey bedenden çıkması mümkün diye uyku abdesti bozdu. Mümkün değilse o zaman uyku abdesti ne yapmaz? Bozmaz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi burada anlatılan işin aslı bu. Bir daha okuyorum. Bir yere dayanmaksızın. Dayanmıyor bir yere. Ve yerde bağdaş kurarak. Bağdaş kurarak demek ne demek biliyor musunuz? Kusura bakmayın, affedersiniz. Yani insanın makatı, oturağı iyice böyle yere yapışık, bitişik. Tamam? İnsan iyice böyle yere yerleşmiş. Yani oldu da bir şey olsa farkına varır. İnsan farkına varmadan abdesti ne yapmaz? Bozulmaz. Öyle sıkı duruyor insan, tamam mı? Ama böyle yaslanmış. Top atsalar duymaz. Top atsalar duymaz. Bir yere yaslanmış değil insan. İyice böyle yere yapışık. Buradaki asıl nokta ne? Abdesti bozacak bir şey vaki olsa insan bunu ne yapar? Kesinlikle söyleyin. Kesinlikle hisseder. Bu durumda uyku abdesti ne yapmaz? Bozmaz. Şimdi bizim talebe böyle yapıyor. Şimdi yaslanmamayı biliyorlar. Bağdaşı da biliyorlar. Böyle yapıyorlar. Tabii alan geniş, dar şimdi burada. Böyle yapıyorlar. Anladınız mı? İki tane buradan destek. Şimdi bu ne oldu? Bizim hani bağdaş, yaslanmamaktan, bağdaş kurmaktan maksadımız neydi? İnsanın kendinde olmasıydı. İyice gevşemiş olmamasıydı. Ama bu durumda insan iyice gevşer mi? Dirseklerde dizlere yapışık. Uçtun gittin sen. Abdest bozulur mu arkadaşlar? Bozulur. Ve bir de böyle yapanı da gördüm. Tamam. Maksat ne arkadaşlar? Maksat insan iyice ne yapmasın? Gevşemesin. Tamam. Cevap. Kişide yellenmesini engelleyecek idrak bulunur. İdraki yerinde o kadar böyle tam böyle dalmadı. Makat da yere tam yerleşmiş olursa abdesti bozulmaz. Ancak oturarak uyuklayan kişi bir şeye dayanıyorsa bakılır. Şimdi bunlar arkadaşlar hep benim biraz önce size anlattığımın açıklaması, suretlendirilmesi. Tamam mı? Asıl olan ne? Kesinlikle senin abdestin bozulmaz. Bozulsa sen fark etmeden abdestin bozulmaz. Öyle bir şekilde uyuyorsun ki sen öyle bir şekilde uyuyorsun ki kesinlikle sen fark etmeden senin abdestin ne yapmaz? Bozulmaz. Bu durumda sen fark etmediysen senin abdestin ne olmadı demektir? Bozulmadı demektir. Çünkü sen öyle bir uyuyorsun ki kesinlikle senin abdestin ne yapmaz? Senin haberin olmadan bozulmaz. Asıl olan bu. Şimdi bunun misallendirilmesi bunlar.
Uyuklayan kişi bir şeye dayanıyorsa bakılır. Dayanıyor şimdi. Bu dayanmak böyle hani dokundu dokunmadığı gibi olabilir. İyice böyle gömülme şeklinde olabilir. Bakılır. Dayandığı şey alındığı takdirde düşecek olursa. Öyle ki onu çekseler oradan ne olacak? Düşecek. Bu ne demek? İyice ona kendini dayadı demek yani. İyice ondan güç aldı, iyice ona yaslandı demek. Bu durumda insan iyice ne yapar? Gevşer, kendinin haberi olmaz. Dayandığı şey alındığı takdirde düşecek olursa abdesti bozulur. Aksi takdirde bozulmaz. Yani dayandığı şey çekildiğine düşmeyecekse demek ki oraya ne yapmamış? Gücünü iyice vermemiş demektir. Bu görüşün aksine görüşler bulunsa da fetva verilen görüş budur. Ayrıca hani gene parantez bunu söyleyelim. Günümüzde yemek çeşitleri çok ve hepsi bol yağlı olarak pişirilmekte olduğundan ne şekilde olursa olsun uyuduktan sonra abdest alınması en doğrusu olsa gerektir. Yani insan tedbirli olsun, dikkatli olsun, ihtiyatlı olsun. Ama ve lakin asıl kaide budur. Uykunun kendisi abdesti bozmaz. Uyku hükmen abdesti bozar. Çünkü uykuda insandan abdesti bozacak bir şey zuhur eder. İnsan bunun farkında olmaz. Bundan dolayı uyku hükmen abdesti bozar.